Selamlar arkadaşlar, Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Bugün size büyük bir kıyak yapacağım. Benden uzun zamandır bir bilgisayar tanıtımı istiyordunuz. Hem uygun fiyatlı hem de yüksek performans olsun istiyordunuz. Ben gittim anlattım bilgisayarını çaldım. Size bu videoda harbiden kıyak yapacağım. Şu an alabileceğiniz en uygun fiyatlı, en kaliteli bilgisayarı almaya çalıştım. Anlost'un bilgisayarları fiyatına göre alabileceğiniz en yüksek FPS'leri alıyor. Şimdi ben bu videoda Anlost X'i inceleyeceğim size. Echo'yu zaten Anlost'un kanalını izleyebilirsiniz ama bu bilgisayarda yapılabilen her şeyi yapacağım. Hangi oyunda hangi FPS alıyor hepsini göstermeye çalışacağım. Fiyat performans olarak akıyor. Işıklı mı ışıklı zaten bak. Hop hop. Yani değişiyor işte, ışıklı mışıklı. Biraz sonra CSGO'yu da deneyeceğim, Steam PUBG'yi de deneyeceğim. Hatta hepimizin muzdarip olduğu PUBG Mobile'i de deneyeceğim. Tamam, şimdi Çağatay gelsin bir PUBG Mobile açsın. Biliyorsunuz zaten PUBG Mobile çok dert ama burada çözeceğiz. Ben de size güzel haberler vereyim. Öncelikle bir tane çekilişimiz var. Ama çekilişten önce bir haber daha vermek istiyorum arkadaşlar. %25 indirim var bu bilgisayarlarda. Açıklamaya linki koyuyorum. Kesinlikle gidip bakın. Özellikle istediğiniz ürünü de oluşturabiliyorsunuz. Yani dümdüz bir tane bu bilgisayar al git deyip onun yerine istediğiniz özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Hatta bu ekranları da isterseniz listeden ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ekranı alabiliyorsunuz veya işte istediğiniz yerine ekran kartını vesaire koyabiliyorsunuz. 3000 liranın altında bile hem yayın yapabileceğiniz hem de oyun oynayabileceğiniz bilgisayarlar var. Arkadaşlar, ben ekranlarımı Vivsonic'ten alıyorum. Kesinlikle de tavsiye ederim. Özellikle 144 Hz olayı var. Bilmeyenler için şu anda pek bir şey ifade etmiyor ama video içinde anlatacağım. Bütün oyun anlayışınız değişecek. Yani adam görme, adam vurma konusunda her şeyiniz değişecek. Az sonra anlatacağım onları ama size bir güzel bir haberim var. Çekiliş var. Siz beleşçi, sen evet. Sen seviyorsun bunu. Sen de seviyorsun. Bu videoda yorum atanlar arasından bir kişiye ama hangi oyunu sevdiğinizi yazmanız lazım. Atıyorum işte PUBG, işte CSGO, ne istiyorsanız en sevdiğinizi yazıyorsunuz. Benim bir videom vardı ya, duvarda PUBG oynadım. Vivsonic projeksiyon cihazıyla. M1 Plus hediye edeceğiz abi. Bir kişi, yorum atanlardan bir kişi, bunlardan bir tane hediye edeceğiz. Bu arada ekranların ve bilgisayarın linki açıklamalarda var. Kesinlikle girip incelemelisiniz. Özellikle 144 Hz neymiş bilmiyorsanız anlattıktan sonra bir bakın. Zaten bilgisayarı kesin bakacaksınız. Bu fiyatlara böyle bir performans veren bilgisayar görmemişsiniz. Tamam arkadaşlar, Çağatay şimdi oyunu başlattı zaten. Girelim PUBG Mobile gibi. Emülatörde inanılmaz kasan. Hatta beni de oyunu bıraktıran sebeplerden biliyorsunuz. Neler çektiğimizi biliyorsunuz. Şimdi neler çekmeyeceğimizi göreceksiniz. FPS değerlerine bir bakalım. Şimdi militeriye atladım. Militeriye özellikle atladım. Bakın gerçekten kasıyor mu diyor. Çünkü burası gerçekten bela. 58 FPS. Ya bu arada emülatörde biliyorsunuz ki maksimum 60 FPS oluyor. Yani PUBG Mobile'da sadece 60 FPS alabiliyorsun. Onun üstüne çıkman imkansız. Az sonra CSGO'da ve PUBG'de, gerçek PUBG'de göstereceğim FPS değerlerine inanamayacaksınız. Lan biz ne oynuyormuşuz hacı diyeceksiniz az sonra. Şurada bir tane indireyim. Kulaklıksız challenge ha. Aha. Abi bu da kulaklıksız galiba. Hop hop. Nereden girdim lan? Aha. Oğlum benim bilgisayarım kasmıyor, yere atma. Ne oldu adama? Öldüm bu arada. Net öleceğim bak. Oo! Bana böyle kasmayan bilgisayarla girin. Gel bot kardeş, gel. Ah, fişek fişek bulmuşlar ha. Kanka videoya devam ederiz. Ben şu maçı atayım mı? Bu maç güzel gidiyor. Ben vallahi emülatöre mi dönsem lan? Bu ne böyle? Bak gerçekten bir şey söyleyeyim. Tablette ve telefondaki akıcılık bu bilgisayarda da yaşıyorsunuz. Eğer bilgisayarınız gerçekten yüksek FPS veriyorsa ve ekranınız da 144 Hz ise ya da hatta 240 Hz ise gerçekten mobilde oynuyormuş hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Çünkü ben mobile geçtiğimde ulan ben emülatörde ne oynuyormuşum demiştim. Burada onu yaşıyorum tekrardan. Arkadaşlar şimdi bu bilgisayarı Anlost'tan çaldım diyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Anlost X'i tanıtıyorum ben bu arada size. Açıklamalara koyduğum linkten gidip bütün her şeyi inceleyebiliyorsunuz. Hatta başta da söylediğim gibi tek tek istediğiniz şeye göre ayarlama da yapabiliyorsunuz. Bu bilgisayarın bir diğer özelliği de size şunu sağlıyor. Eğer yayıncıysan yayıncıya özgü bir bilgisayar ayarlatabiliyorsun. Yani kişiye özel her şeyini ayarlayabiliyorsun. Eğer oyuncu bilgisayarı, ben sadece oyun oynayacağım diyorsanız satın alırken oyuncu bilgisayarı şeklinde de hazırlatabiliyorsunuz. Onun haricinde bir de şu var ki benim için en önemlisi. Adamlar her şeyi tek tek inceliyor abi. Hiçbir sıkıntı var mı yok mu her şeyine tek tek bakıyor. Hatta hani zaten problemsiz geliyor ki ben yaşıyorum bunu, problemsiz bir şekilde aldım. 14 gün içinde de ben bunu beğenmedim kardeşim deyip bile geri verebiliyorsunuz. Yani bir sebep lagalı yapmadan direktman alıyorlar abi. Ben bunu beğenmedim, şurası hoşuma gitmedi, burası hoşuma gitmedi deyip geri verebiliyorsunuz. Bir de
DeepSonic bu ekranında 144 Hz'i anlatmak istiyorum size. Bu ekranı bir 60 Hz alalım. Yani çoğunuzun kullandığı 60 Hz nasıl oluyor? Size neler çektiriyor? 144 Hz size neler fark ettiriyor? Onları göstereceğim. 60 Hz'i hemen şu mouse'un hareket hızından anlayacaksınız zaten. Bak 38 tane mouse var burada, gördünüz mü? Bir de bunu 144'te göstereceğim size. Yani ne kadar fark ettiğini, bir oyuncu için ne kadar önemli olduğunu, o adamın kaçtığı yerleri çok iyi göreceksiniz. Bak şimdi değişiklikleri koru. Bak. Şunu fark ediyor musun? Yani adam buradan buraya koşarken atlamadan koşuyor. Direktman sprey, hani sprey transfer hepiniz yapıyorsunuzdur. Ya da spreyle birini kovalıyorsunuzdur. Direktman adamı böyle görebiliyorsunuz. Öbür türlü böyle böyle zıplayarak gözüküyor. Bunun da açıklamada linkini koyuyorum. Zaten ortak link. Bilgisayarı aldığınızda monitörü de yanında alabiliyorsunuz. Aynı siteden gidip bakabiliyorsunuz. Açıklamada kesinlikle bir bakın. Şimdi bir de CSGO'da ve PUBG'de nasıl gözüküyor FPS'ler? Yani biz hep 60 FPS'te gördük. Ama 144'ler, 500'ler, 600 FPS'ler nasılmış onları göre. Arkadaşlar ben CS'yi pek bilmiyorum. Ama burada 600 FPS görüyorum oğlum. 600 yani 600 ne demek lan? Bak ama pek bilmesem de birini vururum gibi geliyor ya. Ya ben bunu hiç, ama bak şu detay. Bak bu klavye böyle olmayacak. Şöyle olacak. 144 Hz olacak. FPS veren bir bilgisayar olacak. Ama öğreneceğim. Öğreneceğim bak. Olay yanıyor. Ben yanıyorum. Kaçın kaçın, bana güvenin, kaçın buradan. Bombam var mı? Oo, bak şimdi. Bir dakika. Abi sakin mi olsak? Selamünaleyküm. Ha neredeyim? Oğlum korkmayın lan. Korkabiliriz biraz. Ha neredeyim? Çocuğun sümüğü çıktı orada. Ama kazandık. 700 FPS'im var oğlum. Oyunu bilmeme gerek yok. Uy. FPS çok ya. Hareket edemiyorum. İstediğimi yapamıyorum. Ben alışmışım 60 Hz ekranda 50 FPS ile oyun oynamaya. Uy, bir anda her şey hareket ediyor. Korktular benden bak. Çekiniyorlar ya. Vallahi çekiniyorlar. Abi tehlikeyi farkındalar. Çekiniyorlar oğlum. Neyin karşısında olduğunu biliyor adamlar yani. Adamlar da haklar. Şunda ben de olsam ben de bir durup sorguda... Şimdi sırada PUBG var. Ve Steam PUBG. Yani bizim mobilde görmediğimiz FPS değerleri, görmediğimiz grafikleri görebileceğimiz bir oyun var. Şu anda 182 FPS'teyim. 185 oldu. Ki Ruiz'e geldim. Ulan şurada bir de şekil şukul bir adam vurursam... Bakın PUBG'de de adam öldürebiliyorum demek istiyorum size. Ama kulaklığım yok. Yani bahanem hazır. Kulaklığım falan yok. Ulan biri çıkarsa var ya altıma edeceğim. Hey! Tekli modda kalmış değil mi? He. Otay almamış. Biz 60 FPS'i göreceğiz diye PUBG Mobile'de canımız çıkarken burada 180, 160, 170 FPS'lerle oynuyoruz. Ki az sonra şovumu da göreceksiniz. Lan biri sıkıyor. Lan biri sıkıyor. Lan kim geldi buraya? Oğlum bir dakika. Kapı bekle. Öldüm. Ya önüme o direğe koyalım ben. Tabancayla adam öldürme çalış. 180 FPS'te tabancayla adam öldüreceğim. Gel lan buraya. Bunu vurursam ne veriyorsunuz arkadaşlar? Abi ne istersen şu an hayatımı verin. Ya oha. Bir vurdum lan. Bir tane değdi adam. Adamın silahı var ha. Ama Deagle'mış. Deagle da iyi vurur ha. Oy oy. Nerede oğlum bu? Adamı görmüyorum ki. Görmüyorum ki abi. Ses yok. Bunu da koy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kulaklık falan takmadım. Amacım burada FPS'i göstermekti. Yoksa biliyorsunuz yani yargıda attığımız ortada. Değil mi lan? Biliyorsunuz değil mi? Tabii ki abi. Dolandırıcılar. Arkadaşlar bilgisayarımız bu şekilde, ekranımız bu şekilde. Unlost X'i denedik burada bu videoda. İnanılmaz FPS'ler aldım. Unlost Echo'da 3000 liranın altında zaten. Açıklamadaki linkten gidip ona da bakabilirsiniz. Bütün ekipmanların hepsini orada görebilirsiniz. Ekran 144 Hz, WinSonic.
Bilgisayar inanılmaz bir fiyat performans canavarıydı zaten. Özetle bu şekilde. Bu arada şunu da söyleyeceğim. 144 Hz olayı için Nvidia'nın yaptığı araştırmada 60 Hz'den 144 Hz'e geçen oyuncularda %33 başarı oranı artıyor. Kesinlikle denemeniz lazım. Yani 144'ü denedikten sonra, yüksek FPS denedikten sonra oyunculuğunuzu ne kadar fark edeceğini göreceksiniz zaten. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Açıklama linkinden gidip bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bye bye.